Geçen hafta gündeme gelen 3106 parsel Kemerburgaz sınırlar içinde 25 yıldır Eyüp Sultan'ın mülkü olan alanla ilgili bazı siyasi partiler işte kampanyalar yapıp işte yeşil alanı imar açtılar gibi bize sormadan, üstelik bunu yapan sevgili milletvekilimiz eski belediyeci olmasına rağmen bir açıp telefonla sorup bu işi haber kanalına taşıyan saygın gazeteci arkadaşlarımız açıp bize sorsalar da bu haberi böyle yapsalar da kamuoyunda sanki Eyüp Belediyesi 200 dönüm araziyi yeşil alan imar açmış. 200 dönüm yeşil alan imar açılabilir mi? Bir, bu arazi neydi de ne oldu şu anda? Burası yeşil alan değil, imarsız, plansız alan. Biz planladık. Daha önce 25 yıl önce zaten bir plan karşılığında Eyüp Belediyesi'nin mülkü olmuştu. Bir çalışma yapılmamış, biz yaptık. Bundan dolayı bizi Eyüp Sultan halkına böyle bir yeri kazandırdığımız için tebrik etmeleri lazım. Çünkü onların da seçmenleri bu şehirde yaşıyorlar. Buradan elde edilen gelir uzaydakilere yatırım olarak gitmeyecek. Yine buradaki insanlarımıza hizmet olarak gelecek. Biraz önce anlattık, bakın neler yapılıyor, neler yapılmıyor diye. O yüzden burası 210 dönüm bizim yerimiz. Etrafındaki hazine parsellerini de yine TOKİ ve emlak yayıyor, çalışıyorlar. Ben kendi yerimden mesulüm. Ben kendi yerimle ilgili ve etrafında vatandaşın da küçük parseller var. Onların da yıllarca mağduriyetleri vardı. Benim alanım orası 0.5 emsalle, ortalaması 0.5'e gelen bir mekanizmayla çalışacak. Yani nereden? 210 dönüm arazimde 114 bin metrekareyi zor geçemeyecek bir imarı var. Bunu yok, el alem yıllarca Göktürk'te, Kemer'de kazandı, hazine arazilerini aldı, sattı, para kazandı. Onlara böyle bir çalışma yapma. Belediye yapınca belediye yaptı oluyor. Nasıl oluyor bu ya? Allah Allah. Yani böyle bir şey olabilir mi? Millet para kazanıyor arsasından. Eyüp Belediyesi kazanmaya çalışınca da belediye şunu yaptı. Sanki büyük bir hırsızlık yapmıştı da arsa çalmıştı. Arsa belediyenin zaten. 25 yıldır Eyüp Belediyesi'ne ve Eyüp Belediyesi'ne bir planlama karşılığında elde ettiği bir arazidir. Burası değerli arkadaşlar ve yeşil alan değildir, plansız alandır. Plansız alan planlanmıştır. Bu şekilde bilinirse çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz.